Abicim, seni tanıyalım. Sen de mi bu köydensin? Ben de eskili bir şey köyündenim. Sen ne kadarlık çilek ekiyorsun? Kaç dönüm arazide? Biz beraberiz. 4 dönüm çilek yapıyoruz. Biz beraberiz. Ha, eşim. Evet. Ondan sonra... Eşiniz dedi ki... eşimize ihtiyacımız kalmadı. Muhtarımızdan Allah razı olsun. Elimiz para görüyor. Yani eşimizin yolunu gözlemiyoruz dedi. Aynen öyle. Beraber, beraber çalışıyoruz. Gecemizi gündemize katıp beraber çalışıyoruz. Çileğimiz organiktir. Ondan sonra aroması, efendim söyleyeyim, tadıyla beraber çok meşhurdur. Türkiye üçüncüsü olmuştur Şıkköy'ü çileğe. Türkiye üçüncüsü. Üçüncüsü oldu Şıkköy'ü çileğe. Bizim muhendisimiz Köksal Katrancı ödülünü Ankara'da Mehdi Eker Bakanımızdan aldı. Tarım Bakanımızdan aldı. Tarım Bakanımızdan aldı. Ondan sonra... Hayırlı Çorum, olsun. Sizi sağ olun, Allah razı olsun. Çorum Hayvancılık ve Tarım Genel Müdürü'ne şükranlarımızı sunuyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ve İskilip İlçe Tarım Genel Müdürü'ne, bütün personeline çok çok teşekkür eder, saygılarımızı sunuyoruz. Şu anda kaç kişisiniz köyde çilek üretimi yapan? 33 kişi. 33 kişi aktif. Çok memnunuz. Bunu da geliştirmeyi düşünüyoruz. Daha ileri götürmeyi düşünüyoruz. Kooperatif kurduk. Onun aşamasındayız işte. Yani her şey güzel gidiyor. İnşallah. Ürününüz bol olsun. Bereketli sağ olun, olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Olsun. Herkesten ederiz. Allah razı olsun. Sağ biz olun. De teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Köyünüzün ismi nedir? Şeyh Karaşar Köyü. Şeyh Köyü. Şeyh Köyü. Niye bu ismi almış biliyor musunuz? Orasını bilmeyen büyüklerimize sormak lazım. Onu Muhtar'dan öğrenelim. Siz çilek üretimi yapıyorsunuz. Evet. Kaç yıldır bu üretimi yapıyorsunuz? 4 senedir. 4 yıldır. Peki memnun musunuz? Evet, memnunum. Daha önce ne ekiyordunuz? Buğday ekiyorduk, arpa. Hangisi daha karlı? Buğday, çilek, arpa mı, çilek mi? Çilek daha karlı. Çünkü gayri ellerimiz açlıksız kalmıyor, eşlerimizi gözlemiyor. Para verecekler değil. Eşimize ihtiyacımız yok, evet, artık diyorsunuz. Sağ olsun muhtarımıza, Koksal abi, muhendimize. Peki. Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun. İsminiz? Selma. Selma Hanım, kaç yıldır çilek üretiyorsunuz? 4 yıldır üretiyoruz. Memnun musunuz? Evet, memnunuz. Çok para hemde. Kazanabiliyor musunuz? Evet. Şükür. Şükür. Kazanıyoruz, evet. Ne kadarlık bir alanda çilek üretimi yapıyorsunuz? Valla ben dekarına dönümünü pek anlamam ama herhalde 6 dönüm. Ben pek anlamam onlardan. En büyük üreticilerden bir tanesisiniz. Evet. Öyle gibi, evet. Siz? Biz de adım Cevale. Cevale. Evet. Ne demek? Cevale. Ben hiç duymadım. Anlamını pek bilmedim. Araştırmadım. Evet. Peki memnun musun çilek üretimine? Çok memnunum. Para kazanabiliyor musun? Kazanıyorum. Kazanıyorsun. Evet. Senin gibi çilek üretmek isteyen kadınlara mesajın ne olur? Bilmem. Onlar da yapsın. Onlar da bu işi yapsınlar mı? Yapsınlar. Yapsınlar. Becerebilirseler. Niye? Zor mu? Tabii canım. Bahardan beri uğraşıyoruz emek. Emek veriyoruz. Ama emek olmadan, evet, da yemek, tamam, olmuyor. Evet. Ya. Her şeyin bir zorluğu, tabii, var. Canım. Evet. Zaten işimiz bu. Başka iş yapmıyoruz. Bununla uğraşıyoruz. Allah kolaylık versin. Sağ olun. Kazancınız bol olsun. Abiciğim, seni tanıyalım. Ben Bahattin Çangal. Peki. Altı dönüm arazi içerisinde çilek üretimi yapıyorsunuz. Evet. Memnun altı musunuz? Allah'a şükür memnunuz. Sıkıntılarınız neler bu sektörde, çilek üretiminde? Valla sıkıntılarımız bakımını yaptıktan sonra pek fazla bir sıkıntısı yok yani. Peki pazarlamada? Pazarlaması çıkıyor yani. Şu anda pazarlama yapıyoruz yani. Şey yapıyor. Gidiyor. Pazar sıkıntımız. Evet, pazar sıkıntımız pek fazla yok yani. Peki, teşekkür ederim. Olsun, sağ olun. Sağ olun. İnşallah. Devletin daha çok yardım etmesini istiyoruz. Evet. Daha çok. Ne tarz yardımlar bekliyorsunuz? Telden, seradan, yani çiftçimiz şu durumda açık sera yapıyor. Açıkta var ya. Ama
dolu geleği örtü olması lazım. Devletin buna, biz devletten bunu istiyoruz yani. Devlet bunu vermesi Peki, lazım. Peki herhangi bir girişimde bulundunuz mu bununla ilgili? Tabii. Tarım müdürlüklerine, tarım il müdürlüklerine söylüyoruz. Hatta Tarım Bakanlığı'na bile mesela şeyini yazdık. Aldığınız cevap ne oldu? Daha bir şey almadık. Ama göndereceğiz inşallah daha yakında da. Genel Başkan'ın yanına gideceğiz. Bu Genel Başkan'la da Tarım Bakanlığı'nın yanına gideceğim. Zırh bura için. Evet, Çilek için. Yani istiyoruz. Devlet vermesi lazım. Devletimizi istiyoruz. Devletimize verecek. Tabii ki ağlamayan çocuğa meme evet, verilmez evet. Misali. Siz de sıkıntılarınızı, sorunlarınızı da bildireceksiniz ki çözüm yolu bulunabilsin. Evet, teşekkür ederim. Yani devlet bize versin. Şu insanların emeği burada boşa gitmesin. Emek buradaki emek. Yani taşla bura. Burada başka hiçbir üretim yok. Sadece bu adam burada ya hayvancılık yapacak, hayvancılığa da göç gitti, genç yok. Şu an yapacağı iş tek çilek, armut, kiraz bunu yapacak çiftçimiz. Buna da devlet yardım ederse priminden, örtüsünden, telinden çiftçi mağdur olmaz. Yani biz de her şekilde üretmek zorundayız. Her şekilde üretmek zorundayız. Biz de işte kırsal alandaki üreticilere, özellikle bu aile çiftçiliği yapan üreticilere devletimizin bir takım destekleri olmaları lazım, olması gerekiyor. O da ne olabilir? Dolu için tül üzerine özellikle inşallah olur. Onu da girişimlerini yaptık. Bilmiyorum olur mu? İnşallah olur tabii. Niye olmasın? Teşekkürler. Sayın Kaymakamım, değerli konuklar. İskilip Kaymakamlığı, Çorum İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İşkur İl Müdürlüğü, Ziraat Odaları Birliği ve İskilip Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce düzenlenen bayanlara yönelik çiftçi yetiştiriciliği kursu sertifika dağıtım törenine ve çilek hasat günü programına hepiniz hoş geldiniz. Biraz köyümden bahsedeyim, fiziki ve siyasi yapısını. Köyümüz İskilip ilçesine bağlı, İskilip'e 32 kilometre ile Çorum iline 75 kilometredir. Oğuzlar ilçesine de 17 kilometredir. Köyümüzün nüfusu 540'tır. Yaş ortalaması 38.5'tir. Köyümüzün bir potansiyelimiz var, genç bir potansiyelimiz. Bunu değerlendirmek için çilek üreticiliğine başladık. Kaymakam Bey'in tavsiyeleriyle, destekleriyle, Köksal Bey'in de anlattığı gibi 700 metrekare yerde başladığımız çilek üretimine şu anda 120 dekara çıkmış bulunmaktayız. Köyümüzün yüz ölçümü 19 bin metrekaredir. Bunun 13 bin metrekaresi mera ve ormanlık alan, 6 bin dönümü ise tarım arazisidir. Bunların 120'si çilek üretimi yapılmaktadır. Hedefimiz 500 dönümdür. İnşallah önümüzdeki yıllarda destekleri, il müdürümüzün, kaymakam beyin destekleriyle bunu başaracağız inşallah. Ben İskilip kaymakamımız Sayın Şuayb Gürsoy Bey'e, İl Tarım Müdürümüz Erkan Elfaz Ermiş Bey'e, İşkur Müdürümüz Sayın Zeki Karaman Bey'e, Ziraat Odası Başkanımız Sayın Kamil Akdoğan Bey'e, yine İskilip Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Sayın Veysel Çördük Bey'e katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca Vefakar, Cefakar Şehköy'ü çilek üreticilerine, çiftçilerine de bize gösterdikleri, muhtarlığımıza gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı onlar da gurur duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Tekrar saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sayın Erkan Elfaz Ermiş Beyefendi'yi kürsüye arz ediyorum. Saygıdeğer kaymakamım, saygıdeğer Düvendir Belediye Başkanım, sivil toplum kuruluşlarının genel başkanlarımız, Ziraat Bankası Başkanım, Şube Müdürüm, değerli üreticiler,
Değerli misafir hanımefendiler, değerli basın mensubu, hepinizi şahsım ve kurum adına saygıyla selamlıyorum. Hepiniz Şeyh Köyü'ne hoş geldiniz. Şeyh Köyü aslında bizim için rol model olan bir köy. Üreticisiyle, target personeliyle, muhtarıyla, destek veren saygıdeğer kaymakamımız, Ziraat Odası Başkanımız, az önce muhtarım söyledi, Minibüsçüler Kooperatif Başkanımıza varana kadar herkes bu sevdaya gönül verdi. Ben kurum adına, üretim adına, tarım adına hepinize teşekkür ediyorum. Her şey bir hayalle başlıyor. 700 metrekare. 700 metrekare ile başlayıp bugün 200 dönüm üzerinde üretim yapıyoruz. Ve bugün burada tadacağımız çilekler belki Türkiye'nin en lezzetli çileklerindendir. Biz bu köyde yapmış olduğumuz çalışmaları bakanlığımıza, ilimize ve ilimizin dışında organik pazar olan yerlere tanıttık. Yavaş yavaş meyveler almaya başladık. Az önce target personel arkadaşımız Köksu abi bahis etti. İstanbul'dan buradaki ürünleri almaya talip olan firmalar var, gruplar var. Bu buradaki üretimin başarısı, burada üretim yapan insanların başarısı, destek ve katkı veren herkesin başarısı bence. Bundan sonra inşallah bu hastalık diğer köylere de sirayet eder. Bundan sonra da o köylerle, o köylerimizle beraber bu şekilde üretim modellerini belirleyip yolumuza devam ederiz. Gördüğünüz coğrafya çok verimli bir coğrafya aslında. Her ne kadar alanı, arazisi çok az olsa bile yaptığımız üretimde bunun farkına vardık. 200 dönüm çilek bahçesi de bu köyün kaderi değişti. İnşallah muhtarımızın da arzu ettiği ölçülerde, alanlarda eğer biz çilek bahçesi oluşturabilirsek, çilek bahçesinin yanında farklı üretim modellerine geçebilirsek, işte önümüzdeki günlerde yine kooperatif kurmak için bir çabası, mücadelesi var muhtarımın. Bunu başarıp sadece üretim değil, üretime katma değer kazandırarak yeni üretim modelleri eğer piyasaya çıkartabilirsek bence bir başarı olacaktır. Ve bunu yapacak azim ve ruh bu köyde var. Ve bu köyde inşallah diğer köylerimize, diğer üreticilerimize örnek olur. Bugün burada Düvenci Belediyesi, Beldesi'nden, Ovasaray Köyü'nden ve Laçin ilçesinden bayan arkadaşlarımız var. Bu bayan arkadaşlarımızın hiçbirisini biz kurslara zor getirmedik. İnanın ki 20 kişiyle başladığımız kursları 50-60 kişiyle bitirdik. Ve ben her zaman söylüyorum. Hanımefendiler de bilir, bu kurslarda hep söylemişimdir. Üretimin temel kaynağı bayanlar. Biz onun için bayanlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Bundan sonra yapmaya devam edeceğiz. Çünkü onlar var olduğu sürece üretimlerimiz çok çok da evine yapmaya ulaşacak. Bu arkadaşlarımız inşallah gittikleri yerlerde, köylerinde bunlar da bu gördüklerinde eğer uygulayabilirlerse biz hedefimize ulaşmış olacağız. Ben bugün bu organizasyonu tertip eden Şeyh Köyü muhtarıma öncelikle teşekkür ediyorum. Her zaman bize destek olan kaymakamımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Ziraat Odası Başkanıma ve İskilip'te bize her türlü desteği sağlayan sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Bu programın inşallah gelecek yıllarda çok çok daha büyümesini temin ederek hepinize teşekkür ederim, saygılar sunuyorum. Sayın Kaymakamımız Şuayb Gürsoy Bey'i kürsüye arz ediyorum. Kıymetli İl Müdürüm, kıymetli başkanlarım, kıymetli Şeyh Köylüler, İskilip'in içinden ve dışından gelen kıymetli misafirler, basınımızın temsilcileri. Ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Müdür Bey her şeyi anlattı. Bize çok fazla bir şey kalmadı ama güzel şeylerden ne kadar bahsedersek bahsedelim, o güzel şeyi kendine çeker, söyleyecek muhakkak bir şeyler bırakır kenarda. Şu an bir başarı hikayesinin sonucunu, meyvesini topladığımız bir dönem. Hem kadın çiftçilerimizin sertifikalarını alacakları bir gün, hem de çilek hasadının sembolik olarak başladığı bir gün olarak bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Hakikaten bir başarı hikayesi dedim. Şöyle bir başarı hikayesi. Belki küçük alanlarda mikro kredilerle, küçük desteklerle başlamış olan bir hikaye. Ama artık kocaman bir gerçek olarak önümüzde duruyor. Şimdi muhtarım destek olurlarsa, desteklerine devam ederlerse dedi ama
öyle bir noktaya geldi ki Şeyhköy artık bu çarkı kendi başına döndürebilecek noktaya geldi. Bunun emarelerini çok net bir şekilde görüyoruz. Hiç bir taassup içinde değiliz. Yani sadece burada yetiştirilsin. Ümit ediyorum ki bizim milletimizin zaten öğrenme yöntemi birazcık odur. Görerek öğrenmek. Başarıyı gördüğü zaman, hedefe ulaşıldığını gördüğü zaman vatandaşımız ona daha çok sahip çıkıyor. İskilip'in diğer köylerinde, Çorum'un diğer ilçelerinde inşallah bugün gelen misafirler de bunun başlangıcı olur. Bu üretim devam edecektir diye ümit ediyorum. Her konuya değinildi. Ben bu köye her gelişimde ifade ettiğim şeye tekrar getireceğim konuyu. Orası birazcık eksik kaldı gibi. Bir şey üretiyorsak bunun pazarlanmasını da aynı oranda düşünmek durumundayız. İskilip'te, Çorum'da ne kadar çok çilek üretilirse pazarlama noktasında bizim elimiz o kadar güçlü olur. Şimdi bunun sevindirici örneklerini de görmeye başladık. Muhtarımız hakikaten çalışkan bir muhtar. Köylümüz hakikaten azimli, gayretli, kadınların lokomotifi olduğu. Tabii ben asıl gücü orada görüyorum. Kooperatif kurulsun. Yoksa bu çalışmalar boşa gider diye bir şeyimiz vardı. Serzenişimiz veya sürekli talebimiz vardı. İşin sevindirici tarafı kooperatifin kurulması aşamasında son noktaya gelindi. Kooperatifin kurulmasıyla birlikte bu emeklerin boşa gitmeyeceği, bu emeklerin karşılığının kat be kat alınacağı imkanlar çok daha net doğacaktır diye tahmin ediyorum. Hem burada bugün sertifikalarını alacak eğitimli, belgeli, hepsi eğitimliydi aslında, alanda öğrenmişlerdi ama belgeli çiftçilerimizi tebrik ediyorum. Şeyhköy'de çilek konusunda bu noktaya gelmemizde en önemli unsurlardan biri olan ziraat mühendisimiz Köksal Bey'i tebrik ediyorum. Burada yürütmüş olduğu çalışmalardan dolayı Türkiye çapında Tarım Bakanlığımızın yürütmüş olduğu bir projede ödül aldı. O ödül hem kendisinindir hem Şeyhköy'ündür. Bu vesileyle onu tebrik ediyorum. Yine hakikaten bu işin başlamasında önce olan, ön ayak olan, benden önceki kaymakamımız Sayın Mehmet Yılmaz'ı buradan anmazsak eksik kalır diye düşünüyorum. Ona teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. İl müdürümüz, ben bu çalıştığım yaklaşık 5. 6. ilçem. Her zaman söylüyorum, güzel şeyleri tekrar etmekte fayda vardır 180 defa olsa bile. Ben bir il müdürünün bir ilçe için, bir köy için bu kadar gayret sarf ettiğine, bu kadar destek olduğuna şahit olmadım. Ona özellikle teşekkür ediyorum. Yani burada topyekün güzel bir sinerji oluşmuş durumda. Köylüsü, memuru, devleti, muhtarı, ziraat odası, dernekleri şu an bu güzel şeyin semeresini, mutluluğunu biz de ilçe kaymakamı olarak, ilçemiz olarak yaşıyoruz. Daha fazla sabırsızlandırmama adına size sözlerime son verirken Şeyhköy çileği olarak çok çok daha büyük noktalara şirketleşmemizi tamamlamış, bütün az önce belirtmiş olduğumuz tarım arazilerinin büyük çoğunluğuna çileğin ekildiği bir sahneyle karşılaşmaya sabırsızlıkla bekleyeceğimizi ifade ediyorum. Bir şey şimdi tabii konuşurken unutabiliyor, bir tereddüt yaşanabilir. Sadece Şeyhköy'de 180 dönüme yakın çilek üretimi var şu an. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Bunlardan 100 dönümü verimli ürün verebilecek noktaya gelen çilekler. Ama İskilip'in tamamında bu 300 dönüme yaklaştı. Biz sadece 500 dönümü Şeyhköy'de ulaşmayı hedefliyoruz. Sadece Şeyhköy'de 500 dönüme ulaşmayı hedefliyoruz. Ama İskilip'in tamamında bunun çok çok ötesinde inşallah bir üretime ulaşacağız. Bu İskilip'in topyekün ekonomisini de çok olumlu manada etkileyecek bir şeydir. Bunun lokomotifi olan, başlangıcı olan Şeyhköy'e tekrar teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere tebriklerimi, teşekkürlerimi iletiyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de altın değerinde pazarlayacak olan Kemalettin Bey'e coşkuyla alkış tutuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Efendim, bu çileklerimizin satışında şu an çilek sponsorumuz Emmi Mağazaları.
çileklerimizin satışında bir mağazaları çilek sponsorumuz. Burası başkanımız Kamil Beyler büyük destek verdiler. Nıftar ve şahsım köyüm adına hepsine yine teşekkür ediyoruz. İnşallah birazdan da birinci olan çileği göreceğiz. Olsun ya. Sayın Kaymakamı birazdan tabii ki ikram edeceğiz. Efendim var mı başka artıra? $750'de Halil Çardık'ta şu an. Minibüsçüler Odası Başkanı Veysel Çardık da geliyor bakalım. Sallanı sallanı. Efendim, kıyamet kopuyor. Minibüsçüler Dernek Başkanı Veysel Çardık da $800. Alkışlarız. Alkışlarız. Evet, var mı başka efendim? Ne ağlar gördük, çok hızıyla geldi Sayın Veysel Çardık. Basta Hodri Meydan. Efendim var mı? İhale bir. Adem abi. Ağlığı satıyorum, çileği satıyorum. Var mı? Yok canım, ihaleye girmek. Var mı artıran? Var mı efendim? Evet, başka artıran var mı? Halil Çördük'te $900. Efendim, ihale bir demiyor, yanlış anlamayın. Veysel Çördük diyor ki, bırak 900'ü diyor. $1000 sevgili seyirciler, $1000. Olmaz, bu alkışlar vallahi olmuyor. Kuvvetlice bir alkışlıyoruz, bir alkışlıyoruz. $1000 Veysel Çördük'te. Evet, efendim 2015 yılı Paçaçayrı Şeyh Köyü organik çilek ağımız Veysel Çördük olmuştur. Coşkunla alkışlıyoruz. Anlasın diyoruz. Efendim çileğimizi Veysel Bey'e takdim edelim. Bir tane ye bakalım nasıl? Bunun içerisinde çok kaliteli çilek. Evet, çileğimizi nereye bağışlıyorsunuz? Kime bağışlıyorsunuz şahıs olarak? Ne yapıyorsunuz? Evet, kameralar. Evet, şimdi iki tane derneğimiz var burada. Bir Şeyh Köylüler Ankara Derneği, ikinci Şeyh Köyü Kooperatif Derneği. Çilek Kooperatif. Daha güçlüdür. Daha güçlüdür değil mi? Ama bizde de çilek yok. Teşekkür ediyorum. Tabii ki bütün derneğimizin, muhtarlığımızın hepsi bizimdir. Hayırlı olsun diyoruz efendim. Sayın Kaymakamımıza ikram ediyoruz. Evet, Sayın Kaymakamımıza çileğin kilosu 500 lirayı geçti. Şimdi ödül töreni. Yerken dikkat etmiyorsun değil mi? Evet, kaymakamımıza aldık parasını. Tamam, yerken dikkat et. Yaşıyorsun, pahalı bir çilek. Evet, afiyet olsun Sayın Kaymakamımız. Evet, çileğimizde Veysel Çördüğün ikramı efendim. Teşekkür ediyoruz. Evet. Kilit suyu alalım domağımıza şöyle. Buyurun afiyet olsun. Bir de helva yapalım. Hani engel abi o yeniyor. Bu engel suyu da. Evet. Bir tutsun böyle. Thank you.
Çorum İskilip Erenler Unyem Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Himmet Sözer'le devam ediyoruz. Sayın Sözer, sizi tanıyalım. 1947 doğumluyum. İskilip Kuzuluk Köyü'nde. İskilip'te ikamet ediyorum. Erenler Un Fabrikası'nı 1990'da kurdum. Ve 3 ortağız. Daha önce 5 ortağıdım. İkisi ayrıldı. 3 ortak olarak 25 senedir devam ediyoruz. Peki, fabrika 25 yıl önce kuruldu. Kuruluş amacı neydi? Kuruluş amacı un yapmak üzere kurdu. Ve onun yanı sıra yem fabrikası 2000'de ilave ettik. Un yem olarak devam ediyoruz. Un yem olarak devam ediyorsunuz. Peki yıllık ne kadar un üretimi yapıyorsunuz? Ya da günlük? Günlük kapasitemiz 150 ton. Fakat 100 ton devam ediyoruz. Yemde de günlük 80 ton kapasiteyle devam ediyoruz. Peki bu sektördeki sıkıntılarınız neler? Sıkıntılarımız buğday kalitesizliğinden. Bazı seneler oluşmuyor, bazı seneler işte yağmurdan falan. Genelde ithal buğdayı kullanıyoruz. Paralarımız dışarı gidiyor. Bunu önlemenin yolu nedir? Bunu önlemenin yolu tohumu çiftçiyi destekleyerek kaliteli tohum, kaliteli gübre ile bunu önleyebilir. Çok güzel. Evet, bünyenizde çalışan kaç kişi var? 30 tane işçim var. 2 tane mühendisim var. Aşağı yukarı 32 kişi falan. 32 çalışan kişi sayısı. Ayrıca sizin bu sektörde bir de helal gıda sertifikanız var. Bu zorunlu mudur un fabrikaları için? İhracat için bazı ülkeler helal gıda istiyorlar. Onun için helal gıda sertifikası aldık. Siz aynı zamanda ihracat da yapıyorsunuz. Hangi ülkelere ihracat yapıyorsunuz? Sadece bir sene yaptık. Afrika'ya gönderdik. Şimdilik şu an yapmıyoruz. Şu anda iç piyasaya evet, iç piyasaya veriyoruz. ISO 9, ISO 22 o tür belgeleri de aldık. Yani şimdilik olmazsa olmaz. Evet. Oluyor. Peki İskilip dışında yaşayan İskilipli iş adamlarına bir iş adamı olarak mesajınız ne olur? Mesajım İskilip'e yatırım yapsınlar isterim. Örneğin ne tarz bir yatırım? Mesela, İskilip'in şu anda açığı nedir yatırımda? Üniversite yapacağız, para dileniyoruz. Onlardan yardım bekliyorum. Eğitim için yardım evet, bekliyorsunuz. Evet. Onun dışında işsizlik. İşsizlik. Mesela, ya da göçü önleme. Şimdi buraya ayakkabı veyahut tekstil, hadi bizim greyder burada, İskilip'te. Fakat tekstil işi olabilir işçi bakımından. Yani o tür yatırımlarını yapmalarını isterim. Herkes İskilip'ten gidiyor. Burada 3 tane firma var belli başlı. Onun haricinde herkes Ankara'ya, İstanbul'a gidiyor. O zaman biz de gidelim, İskilip köy olur. Benim diyeceğim, herkes taşın altına elini koyması lazım. Peki bu sektörde yaşadığınız, unutamadığınız bir anınız var mı? Sizde iz bırakan. En iz bırakan konu şu. Mesela malı gönderiyoruz fırıncıya. Malı gönderiyoruz. Birinci kamyonu gönderiyoruz. Tamam. İkinci kamyonu gönderiyoruz. Adam tutuyu çekiveriyor. Alacak almaya vardı mıydın? Kardeşim canımı mı alacaksın diye. Para yok diye. İflas ettim. Aha bir küreğim var diye. Ticaret kanunu mutlaka değişmesi lazım. Olmasa olmaz.
Yani bu memleket, durumlar sizi mağdur ediyor. Evet, mağdur ediyor. Bu memleket kalkınacaksa ticaret kanunu mutlaka değişmedi. Ben şimdi imalatına ilgilenmiyorum. Ya nasıl tahsilat yaparım diye ilgileniyorum. Bütün bizim sektörün olsun, ticaret yapanın olsun, sıkıntısı para tahsilatı. Böyle. Peki, teşekkür ediyorum ben size. Ürününüz bol olsun, satışınız bol olsun teşekkür inşallah. Ederiz. Teşekkür ederiz. Siz de geldiğiniz için memleketimize buraları bilgilendirdiğiniz için sizlere de çok çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. İskilip Erenler Un Sanayi'nin hazırladığı Tarım ve İnsan sona erdi.